أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ديرل kardeşlerimiz geçtiğimiz dersimizde mansup mamüllere bitirmiştik. Şimdi inşallah mecrur mamüllerden devam edeceğiz. Ve evet. وأما المجرور fesnani. Mecrura gelince o da iki tanedir. El evvelu el mecruru bi harfil cerri. Birincisi harfi cerle mecrur olandır. Nahvu i'mel bi ihlasin. İhlas ile amel et. Evet yani daha önce bahsetmiştik. Harfi cer bir efendim ismi cer eder. Dolayısıyla başında harfi cer bulunan isimde mecrur olur. Evet, ne diyor bakın? İ'mel bi ihlasin İşte harfi cer buradaki kelimeyi cer etmiş. Ee, bu cerin yani şu ba harfi ceri evet harful cer cer harfi veyahut da biz buna car cereden deriz. Şuradaki ihlas kelimesi de mecrurdur. Mecrurdur. Bu cer tabiri bir de haft kelimesiyle karşılanıyor Arapçada. Mesela şunu şöyle diyebiliriz. Harful cer yerine harful haft <laughs> diyebiliriz. Efendim car yerine de hafid <laughs> diyebiliriz. Bakın bu ikisi aynı anlamda. Harfu cerre de harfu haft aynı anlamda. Yine mecrurla da mahfud <laughs> aynı anlamda. Evet. Böyle. Cer zaten iki tane var. İşte biri bu. Harfi cerle mecrur olanlar. İrab konusunda biz göreceğiz bu şeyi hususu. İrab konusuna gelince, e, cerrin de yani bu raf, nasb, cerrin nasıl tahakkuk ettiği, nasıl hangi alametlerle gözüktüğünü görmüş olacağız. Burada en azından böyle bir ileriye doğru bir yatırım olması bakımından şunu söyleyelim. Desem ki sellemtu ala Zeydin. Zeyde selam verdim. Bakın bu harfi cerden sonra gelmiş. Mecrur olmuş. Peki bakın kesralı. Biz mecruru da genelde kesralı biliyoruz. Ama bu kelime türlerine göre değişebilir. Bazen cer olur ama cer alameti olarak kesra olmayabilir. Cer olması başkadır. Alamet alması başkadır. Başında harfi cer var mı? Var. O halde mecrurdur. Bitti. Daha bunun ötesi yok. Harfi cer varsa mecrurdur. Dese ki mesela sellem ala Ahmed'e. Peki bu Ahmed'e kelimesi de mecrur mudur? Evet o da mecrurdur. Niye? Çünkü başında harfi cer vardır o kadar. Ama bir kesir almamış olsun, feta almış. Çünkü bu tür kelimeler bunlar ileride görülecek. Bazı kelimeler var ki onlar kesir almaz, feta alırlar. Yani bunu da bilmiş olalım. Ha, biz ama işte kesre görmedik bu mecrur değildir falan demeyiz yani. Harfi cer varsa mecurdur. Bitti. Burada demiyor ki işte mecur ne derdir? Kesir alanlar mecurdur demiyor. Ne diyor? Başında harfi cer bulunanlar. Yani harfi cerle mecur olanlar. Bitti o kadar. Peki. Ve sani ikincisi el mecruru bil idafeti. izafetle mecrur olanlar nahvu zembul abdi yusawwidu kalbehu. Evet. Kulun Günahı kalbini karartır. zembul abdi yusevvidu kalbehu. Bakın. Zembu muzaf. El abdi muzafun ley. Muzafun ley. Zemb Bu bir amildir. Daha önce gördük. El ismül mudaf diye kıyas amillerde gördük. Bu da bir mamuldür. Mecrur mamullerden birisi de budur işte. Muzafun iley. Muzaf, muzafun ileyhi cer eder. Bazen e, peki muzaf e, yani raf durumu genelde yaygın olduğu için mamullerde muzaf böyle merfu olabilir ama muzaf mansup da olabilir, mecur da olabilir. Muzafun ney mecurdur bu kesin. Muzafun ney mecurdur. Peki muzaf daha önce bahsetmiştik. Yine söyleyelim. Muzafın belli bir irabı yoktur. Bazı arkadaşlar bazen işte bu, bu da merfudur. Niye merfudur bu diye soruyoruz. Yani muzaftır diyorlar. Muzaf olmak, merfu olmayı gerektirmez. Muzafın belli bir irabı yoktur. Burada müfteda olduğu için merfudur. Başka yerde harfi cerden sonra gelse mecrur olur. Merfud olsa mansub olur, değişir. Evet. Peki, ee, bunu da ifade etmiş olduk. Bu cerle alakalı yine daha önce bahsettiğimiz bir hususu bir daha burada söyleyelim. Muzafun lehine değil de harfi cerle alakalı bir hususu burada hatırlatalım. Şimdi harfi cerin mecruru görüntü olarak mecrurdur. Ama bu görüntünün dışında bütün harfi cerle mecrur olan kelimelerde alt katmanda bir irap daha vardır. Bunu bilmemiz gerekir. Bunu izhar derslerinde de biz bahsettik, anlattık ama burada yine şey yapalım. Bunun alt katmanında bir irap daha vardır. Mesela biz deriz ki işte iamel bi ihlası bu nedir? Mef'ulün bih gayri sarihtir deriz. Değil mi? Mef'ulün bir sarih var, normal mef'ul. Bir mef'ulün bih gayri sarih var, harfi cerli mef'ul. Mef'ulün bih gayri sarihtir. E mef'ulün peki mef'ulün bih ise mansuptur. Ama bir taraftan da mecurdur. Nasıl olacak? İşte biz bunu şey yapıyoruz. Diyoruz ki bunun birinci katmanında adeta biz buna birinci sırada ne var? cer var. İkinci sırada ne var? Nasb var mef'ul olarak. Harfi cerli mef'ullerde hep böyle ikinci katmanında bir irap ararız. Bu ikinci katmandaki irabın çoğu nasptır. Başka şeyler de olabilir. Onu da izhar derslerinde biz ifade etmiş idik. Peki. Ve emmel meczumu vahidun Meczuma gelince o da bir tanedir. وهو الفعل المضارع الذي دخله احتل جوازمي o da başına cilmedicilerden birinin gelmiş olduğu fiili muzaridir. Cilmediciler nasıl gelir? İki türlü gelir. Ya bir fiili muzari cilmeden bir edat gelir ya da iki fiili muzari cilmeden bir kelime gelir. Ee, bakalım misal. Nahvu in tuhlis hmm. yuqbal amelük. İhlaslı olursan amelin makbul olur. İn tuhlis yuqbal amaluka evet, in tuhlis yuqbal amaluka bakın bu in ini şartiye ini şartiye bu şart edatı olan in efendim şu şart bu da cevap diğer bir ifadeyle ceza ikisi de kullanılır cevap veya ceza kullanılır. Hemize iyi güzel şey yapalım. İn. Ee, in bunlar iki fiil muzari cezbederler. Cezbederler. Bir, iki. Lem yelit ve lem yulet değil mi? İhlas suresinde lem yelit. Lem yelit. Bakın burada bir, bir fiil muzari Dolayısıyla başında bir şart kelimesi olsun veya bir fiil muzari bir edat olsun. Gelen fiil muzariler meczum olur. Evet. Burada burada bir şey daha e, söyleyelim. Ya belki şart konusunda bir parça bahsetmiş olabiliriz. Diyoruz ki işte yani bir fiil muzarinin meczum olması için başında ya lem lem lam lem la olacak ya da in ma ma ene meta en ayu hayf ma izama. İki fiil muzari kelimelerden birisi olacak diyoruz. Ama bazen bakıyoruz ne e, lem lemma gibiler var, ne in gibiler var ama fiil muzari meczum olmuş. Mesela ne gibi? Yusuf suresinde diyor ki Yusuf'un kardeşleri babalarına Ersilhu Ma'ana onu bizimle beraber gönder. Gaden yarın gönder. ta eğlensin ve yelab oynasın. Şimdi yerta ve yelab. Yerta fiil muzari. Yelab fiil muzari. Başında bir cezmedatı yok. Nasıl meczum olmuş? İşte burada biz diyoruz ki emir ve nehi gibi böyle talep bildiren, talep bildiren ifadelerden sonra bulunan fiil muzariler meczum olur. Niye meczum olur? Çünkü o da gizli bir şartın cevabıdır da ondan. Ersilhu a'na gaden. Yarın onu bizimle gönder. Gizli bir şekilde diyorum ki, intursilhum. <laughs> eğer sen onu bizimle gönderirsen, eğer sen onu gönderirsen ne olur? Yartağ ve el'ab eğlenir ve oynar. Demek ki bizim yani teorimizde bir şey yok. Film uzarı daima bu cezmedicilerden sonra geldiğinde meczum olur. Burada da öyle olmuş. Ama buradaki efendim in, in şartı gizlidir. Gizlidir, mahzuftur. Bir şey mahzufsa var demektir. Mahzuf olan şey vardır. Evet. in tuhlis yukbel amelüke ihlaslı olursan amelin makbul olur. Şimdi mamul bit gelmiş oluyoruz. Onlarda da beş tane sıfat. Atfı nesak. E efendim tekit bedel atf-ı beyan. İnşallah önümüzdeki derslerde de bu mamul bit tebaiyeden devam ederiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.